Merhaba. Merhaba. Ben Maydanoş Kemal. Nasılsın? Cezalı geldi kankim. Oy bebeğim benim. Gel öpeyim anam gel. Nasılsınız? Canım benim. Hoş geldin Cezalı. Sağ ol. Ablasını bir öpeyim. Sağ ol. Çok saygıya var. Nasılsınız? İyi sağ ol. Sen de iyisin. Gel otur Kemal. Kemal değil mi? Evet Kemal. Nasılsınız? Hoş geldin. Sağ olun, teşekkür ederim. Herkese başarılar dilerim. Sağ ol canım. İnşallah yine evin karşısına alırsınız. İnşallah. Anne sen nasılsın? İyiyim sağ ol canım ama beni çok üzdün. Doğruca ama sen de bizi evlenen olayı hani ev benimdi falan demişsin. Sen de bizi üzmüşsün. Ama üzdün. Vahide kırdı beni. Onun için söyledim. Sen de biliyorsun ben söylemiyorum. Ama senin söylediğin anne doğru bir şey değil. Ev benim. Bizim yani benim senin diye bir şey yok. Yok. Biz de senin evlatlarımız. Vahide senin... Yani gelinin değil yani burada kızın. Yani her zaman da öyle davranıyor sana. Evet biliyorum öyle davrandığını da ama biraz üzüldüm, kırıldım. Kızımı şey edince kırıldım. Olabilir anne. Neyse ben küçük olarak ben senden özür diliyorum. Ben de sana affediyorum. Teşekkür ederim. Kız ne saygılı bak görüyor. Maşallah maşallah. Sağ olun, maşallah kız oğluna vallahi. Çok sağ ol. Ay, canım kendisi benim. Kendisi gibi kokuyor. Anne sonuçta Vahide burada gurbette. Bizden başka, senden başka kimsesi yok onun. Sen ona annelik yapman lazım. Tamam onun da hatası olabilir ama sen büyük olarak... Anlıyorum oğlum, anlıyorum. Büyük olarak affetmen lazım. Yani sonuçta onun üzülmesi benim üzülmem anne. Kayınvalide değil de anne olman lazım onun burada. Kırdığı için beni çok üzüldü. Olabilir o küçük. Sen büyük hayal olarak... Hayal kırıklığına sen uğradım. Sen büyük olarak ben. Sen onu affetmen lazım. Her zaman... Büyükler affeder, küçükler değil. Zaten ben onun burada olduğunu biliyorum, anlıyorum. Annesi burada değil uzakta. Ben ona her zaman anne oldum. Her zaman arkasında oldum, biliyorsun. Doğrudur, inkar etmiyorum. Bundan sonra anne, benim üzülmem için, onun üzülmem için annelik yapman lazım. Başka kimsesi yok onun tabii burada. Sen annesisin onun. Ben anneyim, ben her zaman sizi bağışlarım. Anne, o zaman ben senin müsaadeni isteyeyim. Bir eşimi göreyim. Ona da moral vermek için geldim buraya. Herkese tamam. Müsaade istiyorum. Tamam, gidebilirsin. Sizden başarılar, size herkese başarılar diliyorum. Güle güle. İnşallah emeğinizin karşısını alırsınız. Rica ederim. Gerçekten tamam. Çok. İnşallah ki emeğinizin karşısını alırsınız. Anne görüşürüz. Tamam. Görüşürüz canım. Oğlumu bir an karşımda görünce üzüldüm, sevindim. Teşekkür ediyorum geldiği için. Benim gönlümü aldı yine. Yine gönlümü aldı. Hadi Vahide, yine oğluma dua et. Buna da gelirim. Selam aşkım. Nasılsın? Teşekkür ederim ya. Merhaba arkadaşlar. Merhaba, ben Kemal. Merhaba. Maydan Yeşil. Nasılsınız? Merhaba Ezgi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ay tam tartışmanın ortasına düştünüz. Çok teşekkür ederim. İnşallah başarılar görürsünüz. Ay çok nazik. Emeklerinizin karşısına alırsınız. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hoş Kemal ben. Ben de güzel memnun oldum. Size de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok incesiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Rica ederim, buyurun da sizin için. Teşekkür ediyorum. Aşkım da senin için. Çok teşekkür ederim aşkım. Rica ederim. Arkadaşlar herkese başarılar dilerim. İnşallah emeğinizin karşısını alırsınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel sürpriz oldu bana. Seni çok seviyorum. Rica ederim. Sana dedim sürpriz yapayım. Çok sağ ol. Hem moralim bozuktu. Biraz moral destek olalım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok iyi oldu bak. Annenizin yanına da gidecek misiniz? Evet. Annenize çiçek getirdiniz mi? Evet getirdim. Bence anneye çelenk götürün yok. Çünkü en fazlasını bekliyor. Böyle bir şeyse gitmeyin. Tek gitmeyin. Böyle bir şeyse gitmeyin. Hayır onun yanına daha gittim. Mı büyük? Bayağı yok. Bir gösterişli çiçek olması lazım. Bence de affetmez yoksa. Yok af aldım ama Biden'ki onun daha güzel. Ay teşekkür ederim. Evet. Çok sağ ol. Rica ederim. Ne diyeceğimi şaşırdım. Dondum kaldım. Bilmiyorum. Sanki ilk defa karşılaşıyorum eşimle öyle oldum gerçekten. Çok sağ ol, çok teşekkür rica ederim. Aşk. Ay maşallah ne kibar ne beyefendi bir oğlunuz varmış. Teşekkür ederim. Gerçekten. Gerçekten öyle. Sızlı bir şey biraz fakat çok duygulanmış bu. Yani biraz üzülmüş gibi geldi annesi. Zaten biliyorum o beni hiç üzmez. Ama en sonunda ama yine de o sen kızı üzüyorsun yine. Ha, evet en sonunda da yine de anne tatlıya da bağlam. Ben de elini öptüm. Oğlun da öptü. İki tane özür geldi ama yine de tamam büyükler affediyor da. Yine arkasından diyorsun ki vay de yine de oğluma
şey ne dedin? Dua. Dua et de ama onu demeyeceksin. Ben yine de izleyip yine de üzülecek. Yine de oğluma dua et. Tamam. Sözümün arkasında. Çok inatçı galiba. Ama anne çok güzel bir şey değil bence. Ama Kemal yine üzülecek. Seni ama üzmem diyorsun ya Kemal'a. Kemal yine bana karşı yine vallahi üzülecek. Vallahi gülerim sana bir şey söyleyeyim. Gerçekten Kemal üzülmüş. Çok. Ya belli evet, zaten kızlar ve diğer hanımefendiler de görüyorlar. Üzülmüş. Bak Hatibi, sen de inadına diyorsun ki sen oğluma dua et diye. Evet. O da sana diyor ki anne kız gelirimi benim eşimi üzme. Onu bak diyor ki anne onu seviyorum. Üzme o da senin kızın. Burada kimsesi de yok diyor. Ben de bunu üzmek istemiyorum zaten ama kırdığı için. Anne artık ben de affettim ama özür yine ona dua etsin. Evet anne. Olmaz anne senin. Hiç duygulanmadı. Baydin ben yorum yapmak istemiyorum diyor Baydin. Evet yapmayacağım. Çünkü eşim de annem biliyor çok yoğun çalışıyor bu ara. İşini bırakmış gelmiş anne. Arkasından niye öyle söylüyorsun? Affettim ya. Anne affetin arkasından niye söyledi? Anne arkasından niye öyle söylüyorsun? Hadi be yorum yapmayacağım bu kadar. Ya içimden zor çıkıyor. Çıkıyor. Zor çıkıyor işte belli tamam zaten. O zaman ki, demek ki affettin ama yeniden bir daha baştan kırdın anne. İzleyecek yine de kırılacak. Yok deme anne inatla yok deme. Yok, aynı şeyi yaptın sanki. Ekledin ya aynı şeyi yaptın. Hepinizi seviyorum. Tamam. Kırılmasın bana. Ben bu kadar yorum yapmayacağım. Ben yapın bu. Ne yapayım? Yorum yapmayacağım. İşte anne sen ağır konuştun. Ağır konuştu. Evet. Anne baba kime çalışıyor? Çocuklarına. Ev de onlarındı, eşik de onlarındı. Biz ne yapacağız? Güller ablacığım çalışıyor da ben de ona sinir olurum. Sadece sen değil, başka anneyle. Bak ben senin için saçımı süpürge ettim, sana yaptım. Sizin için yaptık. Hayatımı verdim çocuklarım için. Sen de beni dünyaya getirdin. Evet. Getirmeseydiniz. Abi, evet. Yani öyle diyebilir, çıkabilir işin içinde. Bir de böyle var yani. Şimdi anne babamıza zaten saygı duyuyoruz, ediyoruz. Herhalde. Tabii ki başımızın tabii ki tacı. Şimdi bunu söylememek lazım. Yani bırak takdirini zaten senin evladın çok temiz bir evlat belli zaten. Mis gibi gelirin olmuş. Bir de güzeller güzel tatlı bir torun vermiş sana. Çok tatlı. Ben sana en büyük ödülü vermişler işte. Sorunun. Seviyorum hepsini ya, seviyorum. Onlar da saçını süpürge ettiler. Dünyaya senin canının canının canı çıktı. Canı tabii geldi. Tabii ki. Ya o çok önemli bir şey. Tabii ki. Ve anneler babalar tabii ki başımızın tacısınız. Allah razı olsun. Ama bazen böyle evlatlarımıza senin için şunu yaptım, bu evler senin, bak sana yaptım, ettim diyorsunuz. Bu yanlış. Yapmayın bunu. Bırakın takdirini evlatınız zaten size verecektir.